Son bölümde dünyanın en güzel tren yolculuklarından biri olan Ella kendi arası tren maceramızı izlemiştik. Bugün günümüz yeni açılan şehir haritasını keşfetmek ile başlıyor. Her yeni şehir, yeni bir heyecan. İş dikkat çekici bir yanı olmasa bile her zaman seni farklı bir noktasıyla şaşırtabiliyor. Sri Lanka'daki yaşamımın ikinci ayında 5 farklı şehirde bunu keşfetme ve anlama fırsatı yakaladım. Ve bu süreçte ruhuma iyi gelen şey, yani sevdiğim işi yapmaya devam ettim. Sonunda tam gelmenizi istediğim noktadasınız arkadaşlar. Biraz uzun sürdü gelmeniz ama problem değil. Sri Lanka kendiden hepinize merhabalar. Burası Sri Lanka'da kaldığımız 5. ev. Bu villanın nasıl, yani tüm villanın bize kaldığının hikayesini anlatacağım bugün bu videoda. Aynı zamanda etrafı da göstermek istiyorum olabildiğince. Burası çok turistik bir şehir değil arkadaşlar. Ama burayı da listemize ekledik. Neden? Yani etrafında güzel günübirlik gezilebilecek yerler de var. Ve burası turistik bir şehir olmadığı için fiyatlar da çok uygundu. Biz de burayı seçtik. Turistik bir şehir olmamasına rağmen üniversitelerle beraber insanlar kendilerini çok geliştirmiş açıkçası. Ev sahibimizden örnek verebilirim. Kendisi sivil mühendisi, eşi üniversitede ekonomi öğretmeni. Çocukları her bir dalda ayrı ayrı master yapmışlar. Şimdi bu villanın hikayesine geçelim kısaca bir. Evet, çok güzel hava var şu anda. Biz bu villada arkadaşlar günlüğü 9 dolara normalde sadece bir odasını kiraladık. İşte tren yolculuğundan sonra akşam saat 9 gibi Lena bir ara haber verdi geç geleceğimizi. Ben de aradım onlara haber vermek için. Ben aradığımda onlar bavullarını hazırlıyordu ve bizim daha geldiğimizden haberleri dahi yoktu. Böyle bir problem yaşandı. Bir şekilde Airbnb rezervasyonu onaylanmış ama onlar görmemişler. Nereye gidiyorlar derseniz arkadaşlar, Avustralya'ya. Orada çocukları yaşıyor. Yeni torunları olmuş, onu görmeye gidiyorlardı ve yaklaşık 2 ay falan kalacaklarmış. Kafalarındaki plan bu. Ben geldiğimizi söyleyince ve 2 hafta kalacağımızı söyleyince çok şaşırdılar böyle. Ne yapacaksınız? Biz gidiyoruz. Nasıl olacak falan. Bir gelelim çözeriz dedim. Çünkü bir şekilde yapmamız gerekiyordu. Ödeme gerçekleşti ve bizim o gece kalacak yerimiz yoktu. Herhangi bir ayarlama da yapmadık. Bavullarla ortada da kalmak istedik. Geldiğimizde arkadaşlar belirli bazı konuşmalar yaptık. Şimdi oraya da geleceğim. Ama önce bir size villayı göstermek istiyorum. Akşam biz vardıktan sonra arkadaşlar muhabbet etmeye başladık. Çok tatlı insanlardı. Ne yapabiliriz diye düşündükten sonra kahvaltısız bir şekilde evi bize bırakmaya karar verdiler 2 haftalığına. Bir tane de kızları varmış burada, üniversitede hocaymış aynı zamanda. Haftada bir gelir bizi kontrol eder diye konuştuk ve evi bize bıraktılar. Villa açıkçası bayağı büyük. Şöyle bir aşağı kata inen merdiveni var. Şöyle şurada aşağı katı. Burası orta kat. Bir daha az önce üst kattan inmiştim arkadaşlar. Şurada üst kata da geçilebiliyor. Yani şanslıyız. Açıkçası böyle bir yere ihtiyacımız vardı. Böyle daha güzel çalışabilmek için, böyle biraz daha sessiz bir ortam. Burası şu anda bunu karşılıyor ve bu şehrin de bir turistik bir şehir olmaması ayrıyeten bizim için çok güzel. Böyle lokal insanlar, yani yerli bir insanmış gibi şu anda burada yaşıyoruz. Aynı zamanda Sri Lanka'da son durağımız olduğu için çok iyi hissettirdi bize. Bugün bir yer duydum. Böyle şehrin tam ortasında çok güzel bir orman varmış arkadaşlar. Orada anlatacağım ufak bir hikaye daha var. Şimdi hazırsanız o ormana geçelim. Şimdi gidebiliriz. We just arrived to jungle. Jungle, jungle! In the center
center of city. Yeah, in the center of city. This is the funny part, because like if you just get down there, maybe 300 meters, there are all city people, buildings, traffic. But now you're inside of jungle with all animals, and these trees looks gorgeous. Look at them. How amazing it is. Yes. Birazdan anlatacağım bir hikaye daha var arkadaşlar. Ona geçiş yapacağız. Biraz daha etrafı keşfedelim. Lena biraz daha gezerken ben size bir şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Üçüncü sezon ile ilgili. Üçüncü sezon benim 2 yıl boyunca planladığım bir seriydi aslında. Böyle film yapımı ve daha çok vlog üzerine. Biraz da adventure travel dediğimiz, yani taklalar atacaktım, gezecektim, tozacaktım. Olabildiğince size film yapımıyla beraber eğlenceli şeyleri göstermeyi planlıyordum. Bu süreç içerisinde bunu planlarken kişisel gelişimim ve düşüncelerimin değişmesiyle beraber minimalizmimi ve üretkenliği de bu konular arasına dahil etmek istedim. O kadar uzun zamandır bunu planlıyordum ki arkadaşlar, çıkar çıkmaz bir anda keşfetme heyecanıyla daha çok film yapımı üzerine, yani eski halime döndüm diyebiliriz. Yani minimalizm ve üretkenlik üzerine çok fazla konuşma gerçekleştiremedim ve yapmak istediğim şeydi arkadaşlar. Minimalizm, çünkü basit yaşamla beraber mutlu olabileceğiniz, üretkenlik de gerçekten zamanınızı iyi şekilde değerlendirebileceğiniz bir şey ve önemli. Daha çok tüketicilikten üretken olmak her zaman daha iyidir diye düşünüyorum. Özellikle şu anda yaşadığımız dünyada. Bunların üzerine konuşamadığım için biraz açıkçası eksik hissettim 3. sezonda kendimi. 4. sezonda bunların üzerine biraz daha ilerlemek istiyorum. Ama şunu açıklayacağım kısaca. Şu andaki süreçte film yapımı benim geçimimi sağladığım tek kaynak arkadaşlar. Yani YouTube çok az, aşırı derece az. Ve yaptığım videolar, yani editlediğim videolar, olabildiğince size göstermeye çalıştığım videolar bir nevi benim işimi de yansıtıyor. Bu şekilde ben bazı yerlerden ufak iş teklifleri alıyorum. Bu sıralar çok güzel teklifler almaya başladım hatta. Şükürler olsun, bu çok iyi bir şey benim için ki bu hayata olabildiğince devam ettirebileyim. Belki beraber 15. 16. sezonu da görebiliriz yani diğer ülkelerde. Belki bir gün Pasifik adalarında. Yani bunlar da tabii ki hayallerim arasında. Umarım bunları da gerçekleştirebilirim. Bunu size söylemek istedim. Bugün bu video aracılığıyla 4. sezonda biraz daha bu konular üzerinde duracağız arkadaşlar. Bir de videoları 8 dakika ile 12 dakika arası yapabilirim bu süreç içerisinde. Haberiniz olsun şimdiden. Şimdi hazırsanız biraz daha etrafı keşfedelim. Şimdi maymunların olduğu yerden geçiyoruz. A little bit faster, babe. Yes. Bir tanesi öyle bir ses yaptı ki nasıl korktuk. Oo, bir tane de çocuk maymun vardı, ondan dolayı herhalde. There was a small baby monkey, that's why I guess. Why we are not on the road? I know. Let's let them pass and then we will go. Okay. Ben iyiyim. Ama korkutucuydu. We were scared because of the monkeys. We wanted to wait to make them pass. One nice bird just comes in front of us. It is impossible normally. Oh my god. Come on, come on. Babe, come on. Dev Liana ile tanışın arkadaşlar. Giant Liana. İşte ağaç buradan başlıyor. Böyle gidiyor. Böyle gidiyor.
elimi takip edin. Böyle. Daha devam ediyor. Bak şuralara kadar gidiyor. Şuradan tam ortada bir yer yapmışlar. Böyle de gidiyor. Yani bayağı. Şöyle bakın. Bayağı büyük bir ağaç. Dev liana ismi. I'm shocked. You didn't think that that was so big, right? Actually, it's like this. Yeah, actually I expected to see in jungles this before we come to Sri Lanka, but never saw before. Yeah. Look, even goes up there. Up. Yani bu filmlerde gördüğümüz ağaç tarzı şu anda burada var. We just saw a deer and we're gonna show you. But we gotta be, you gotta be quiet. We gotta be quiet. Evet, bugünlük anlatacaklarım ve göstereceklerim bu kadardı arkadaşlar. Unutmadan şu anda sevdiği işi yapan birini izlediniz. Umarım keyif almışsınızdır. Bir dahaki videomuzda cumartesi günü saat 6.45'te olacak. Sri Lanka'daki son iki videoya doğru geliyoruz. Yakında 4. sezonu başlatacağız. Görüşmek üzere.